Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Farkındaysan önce sana şefkat göstermekten ziyade videomu düşünüyorum. Emre geldi. Selam. Çekiyor mu? Çekiyor kardeşim. Çekiyor mu? Neydi? Abone olmam. Abone olmam. Herkes yapıyor değil mi artık bunu? Şerefsizin tonu çok iyi ama. Onlar o yani. Abone ol lan. Rastgele söylenen bir şey olsun. Yani öyle değil. Yani güzel. Şerefsiz dedi ya bana. Biz bugün kasp çalışacağız. Emre geldi. Emre normalde çok uzaklardaydı. Halkalı da. Yani Mahmutpaşa. Halkalı da oturuyor. Bana şeyin lazım. Vatandaş kimin ama şimdi söyleme. Sen yaz. Şuraya. FBI gibi. Kasp çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kaçıncı hafta? Size göre 15. hafta. Çünkü vlog 15. Ömer ne yiyeceğiz? Hızlı. Hızlı. 15. hafta. Vlog 15. Evet. Kasp çalışmaya devam ediyoruz. Yeni parçaları bitirmek için ışık hızıyla çalışmalar devam ediyor. Bugün Ömer bize katılabildi. Normalde pandemi yüzünden gelemiyordu. Ailesiyle beraber çalışma şeklinden dolayı. Hazar da bana bakıyor. Ben konuşurken kamera ne diyor la bu diye bana bakıyor. Buyur birader. Yorgunum be. İstemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tembellik yapmak istiyorum. Bir yandan da evime portmanta bakıyorum. Böyle şeylere bakıyorum. Hazar yemeyecekmiş. Hazar yemeyecek miymiş? Abi tost falan olabilir. Yani kahvaltı olacağı hiç fark etmez. Her şey olur bunu. İyi değil ama böyle her şeyin olması mı? Evet. O zaman... Abi sen neredesin? Nerelerdesin? Kaçak mısın sen? İki arada bir deredeyim. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Seni seviyorum. Her şey birbirine girdi. Ben de seni seviyorum. Ne oldu her şey? Araya bakarak seni söylüyorum demek de çok garip. Sana bakarak söylüyorum biraz. İnsan deli gibi hissediyor değil mi? Seni seviyorum. Seni de seviyorum. Rap mix de yok gibi şu an. Evet yani beste var şu an. Tamam onu yapalım. Bence. Çünkü o zaman neyin eksik olduğunu anlayacağız. Tamam. Ben çıkıyorum bu hıyarları yalnız bırakıyorum. Hıyar 1, hıyar 2. Ben gidiyorum. Kendime gitarın daha önde olduğu bir elektronik müzik grubu bulacağım. Var oğlum yapıyoruz işte. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Stüdyo diye evde hiçbir şey kalmadı. Ben alışverişe gidiyorum. Çocuklar çalışıyor. Kasp çalışıyor. Bu arada ders verdim. Dersten önce çok hızlı bir gitar çaldım. Yani çok hızlı değil de session hızlıydı. Gitar yavaştı. Çaldığım gitar partisyonu yavaştı ama session hızlıydı. 5 dakikada bir şey çalıverdim. Öyle girdim derse. Demo olarak kullanıyorlar onu şimdi. Hava o kadar güzel ki. Yani serin bir yaz akşamı gibi. Tam böyle arkadaşlarla akşamüstü buluşup bir yerde oturup ufak ufak takılınacak bir hava. Hafif serin. Böyle 3-5 şey içip yiyip muhabbet sohbet edeceğin hava. Tabii biz bunu yapamıyoruz. Evet. Onun yerine ucuz peynir kovalıyoruz. Alışveriş zamanı. Eve geldik, eve geldik. Alışveriş yapıldı. Stüdyo hayatı sırasında alışverişi es geçiyoruz hep. Bugün stüdyoya gitmedim. Tembellikten veya dinlenmek istiyorum. İşte çok yoruldum be falan gibi değil. Çünkü evde çok iş oldu. Sonsuz bir yoğunlukta iş hayatına sahip olup üstüne bir de YouTube kanalı açıp YouTube kanalında da çılgın bir şekilde aktif olmaya çalışıp aynı zamanda evin de veya yaşadığın ortamın da düzenini, temizliğini, sistemini sürdürebilmek bence çok kolay değil. Hatta belki imkansız. Birbirinden de destek almıyorsan, yardımcı yoksa, işte ne bileyim, evini temizlemeye gelen biri yoksa, sana yemek yapan biri yoksa, bunların hepsini kendi yapman gerekiyor. Bir yandan da sağlığına ve hayat kalitene dikkat etmen gerekiyor. Yani her gün dışarıdan pizza söyleyerek yaşayamıyorsun. İşten feragat ederek, bazı günlerde yaşantından feragat ederek iki tarafa da hakim olmaya çalışıyorsun. Bugün onun o günlerden bir tanesi. Bugün mesela işe gitmedim. Evi temizledim, süpürdüm. Şimdi taşındığımdan beri yapamadığım bazı şeyler var. Onları yapmam lazım. Tabii yine vaktim yetmeyecek ama hani elimden geldiğince. Bir noktada bu düzen oturacak ve belki ben de
belli günleri off yapıp eve ayırıp belli günleri dinlenmeye ayırıp böyle deyince de bir anda 2 gün 3 gün falan iptal oluyorsun abi, böyle bir şey yok yani. Dinlenmek diye bir şey yok. Dinlenme günleri benim gitar çalışıp albüm kayıtlarım için hazırlanmam, yeni albüm için hazırlanmam gereken zamanlar. Ya da ders verdiğim zamanlar, dinlendiğim zamanlar diye tabir ettiğimiz zamanlar. Hafta sonu geldi, hadi işte deniz kenarına gidelim ve orada takılalım, eğlenelim arkadaşlarla, muhabbet edelim. Olmuyor yani hiçbir zaman. Ya bu pandemiyle alakası da yok. Bu zaten olmuyordu. Böyle bir şey zaten yapamıyorduk yani. Birçok arkadaşımızla da bu yüzden aramız açıldı bile diyebilirim yani. Bunu kişisel algılayıp bununla ilgili surat asan, bununla ilgili gönül koyan birçok da arkadaşım oldu. Çok ileriye gidip bununla ilgili suçlandığımı bile bilirim yani. Çok önemli değil ama benim hayatım zaten çok keyifli ve rahat gitmiyorken başkaları tarafından da abes abes eleştirilmek de insanı rahatsız ediyor be. Hani BSG diyorsun yani. BSG. Yürü git, huzur ver. Hayatımın kalitesini biraz olsun arttırmayı hedeflediğim bir gün olarak bugünü ajandama yazıyorum. Bu işin para kazanma boyutunu kimse düşünmüyor çünkü. Bir firmada çalıştığın zaman aylık maaş alıyorsun. Yani sen performansa göre değerlendiriliyor olabilirsin ama en azından aylık bir maaş alıyorsun. Belli bir şekilde sigortan yapıyor, yatıyor ve kötü bir zaman geçirsen bile, hasta olsan bile bir şekilde o parayı alıyorsun. Veya belli bir güvenceye sahip oluyorsun. Hayat kaliteni belli bir seviyeye getirebilmen için gerekli bir şey bu. Şimdi müzisyen olduğun zaman öyle değil. Ne kadar enerji harcarsan, ne kadar zaman harcarsan o kadar para kazanıyorsun. Bunun farkına varmıyorlar. Genelde stüdyoda eğlencelik, takılmak, işte lak lak, gır gır, hobimiz işimiz diyorum ya hep aynı şekilde. Hobimiz işimiz demem aslında ciddi bir alt metin içeriyor. Benim hobim de bu belki, zorla da olsa. Yani lise döneminde bu benim hobimdi, evet. Ortaokulda bu benim hobimdi. İlkokulda bu benim hayalimdi. Ama şu an bu benim hobim değil. Üniversiteden beri bu benim hobim değil. Fakat başkası için hobi olabilen her şey hobidir. Onlar için. Her neyse, kimseye eleştirmek için söylediğim bir şey değil bu ama yaşadığın evin düzenini, temizliğini bile yapamayacak kadar çalışman gerektiği oluyor. Çok zengin olmak için bu kadar kasıyoruz da değil yani, aslında hayatta kalmak için bu kadar kasıyoruz. Belki yeni bir video yaparım bununla ilgili. Yani özel sohbet ettiğim kocaman kendi kendime monolog yaptığım bir video değil de başka bir vlogda bununla ilgili konuşuruz. Yani bir müzisyen olarak nasıl para kazanılır? Bir müzisyen olarak 5 liraymış. Bir müzisyen olarak piyasada var olabilmek için neler yapmak gerekiyor? Kaç tane cephe açmak lazım bu savaşta? Bunlarla ilgili konuşabiliriz belki. Ben bugün işimi yapamayacak kadar zorlandım ya evde. Böyle saçmalık mı olur yani? Evet. Bir sonraki gün. çıkıyorum gidiyorum. Çıktım gittim. Hava sıcaklığı 15 derece düşecek diyorlar. Göreceğiz. Tabii size geliyoruz, olabilir tamam. Ben bunu düşünüyorum. Bu kesin bir karar yani. Sahne sol falan, burada öyle deniyor değil mi? Kapaklar sahne solda. Beyler. Tabii ki döktüm, kahvemi döktüm. Pazar dökmedi, ben döktüm. Merhaba Zer. Merhaba Gönel. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Abone olun. Abone ol. Çok güzel. Stüdyoya geldik. Biraz gaz bakacağız, biraz temizlik yapacağız, toparlama yapacağız. Yarın bir tiyatro sanatçısı gelecek. Tiyatral bir metni okuyacak. Onun kaydını alacağız. O yüzden birazcık kendimizi güzel göstermek için temizlik yapmamız lazım. Bir yandan masa bakıyorum. Mutfağı düzenleyince bir küçük bir yuvarlak masa da koyabilirim gibi oldu mutfağa. Belki öyle bir şey alabilirim. Dün çok yorulmuşum ya. Ayaklarım falan nasıl ağrıyor anlatamam. Yani böyle saat neredeyse 10'dan işte akşam 1-2'ye kadar falan ayaktaydım. Harikayım. Hazar, ne yapıyorsun? Bekliyordum ya. Malzemelerim burada. Buraya gelecektim. Konuşmam bitti. Gel gel. Çekiyorum öyle. Diyor ki işim bitince geleyim abi. Ben almayayım eşyalarımı. Önce temizlik mi? Bence temizlik yapalım. Temiz temiz çalış. Biz niye kendimize temizlik yapmıyoruz? Evet. Biz niye kendimize temizlik yapmıyoruz? Temizlik. Önce temizlik. Tamam. Önce temizlik. O zaman bana diyor ki kahve içecek misin? Yok abi içmeyeceğim dedim. O zaman bana yapsana diyor. İyi dedim yapayım ya. Önce ışık açayım. Thank you. Getir siparişi verdi. Getir geldi. Hazar aldı siparişi. Kapıyı açık bırakmış böyle.
ne yapıyorsun abi? Damacana unutulduğu zaman, alınmayı unutulduğu zaman büyük problem sütüyüzde. Böyle bir şey var abi. Ne yapacağız? Burada araba park edemiyor. Su söylediğimiz zaman. Sucu arkadaşlara genelde ay boşu sonra alırım falan yapıyorlar. Son gelen arkadaş almamış. Toparlama yapıyoruz da. Ahmet geldi. Biz de Ahmet'le hobimizin işimiz olduğu ile ilgili konuşuyorduk. Aynen. Hobim nasıl işim var ya? Şu o kadar işim ki hobim. Pazar günü buluşup bir şey söyleyeyim mi? Hobimizi yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Hobim işim ya. Artık hobim yok abi. Hobim işim çünkü. Şey yapalım abi. Egzotik arabalara merak saralım. Nasıl fikir? Tabii. Ona da paramız yok galiba. Çünkü hobin işin. Yine geç kaldık. Evet. Geldik yine. Dün o kadar bir galeyan oldu ki toparlarken. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık, böyle oldu, şöyle oldu. Bakın vlog falan diye yapmadım. Bir de yani dedim kirli, pis yerlerimizi, dağınık yerlerimizi göstermeyelim ya. Neyse. Şimdi böyle güzel oldu buralar. Böyle. Böyle. Kulaklığımız hazır. Sound check, line check yapıldı. Böyle. Şu markelemek dediğimiz bir hareketi yaptığımız bir şey. Duygu Yoksur Teknik için. Masanın bulunduğu yer diye. Burası sıramız. Burası masa. Tabii ben şortla geldim. Yanıma pantolon getirdim. Pantolon giyebilirim. Babanın çocukluğuna ait değildi. Öyle olmasını istedim. Parçan olmasın. Seni sevmesin. Hayatta kaldığın için kendini içten içe şanslı hissettin. Ve özlediğini söyleyemiyorsun. Çünkü pişman olmaktan korkuyorsun. Ben Mert Küçülmez. Eserlerimi sizin için Kaya Altı Prost'a seslendirdim. Yani daha ne yapalım? Ya havaya bak. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyi. Çay güzel miydi? Böyle bir ortam bizimkisi işte. Ne yapalım yemedi. Füsun Demirel ve Mert Küçülmez burada. Bir oyun oynuyoruz. Bakın Allah aşkına. Ben bitti demeden. Jack. Sonra biz onu böyle çok kısa Instagram için kesebilecek miyiz? Ben size o şeyi sağlarım. Sonucun önemi yokmuş. Neden o zaman özür diledin? Bir dakika, özür dileyen sendin. Sen istedin. Ben istemedim. Mecbur bıraktın. Vicdanını rahatlatmak için. Saçma. Duvarların üzerinde zıpladığın için. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Saçmalık. Sen kendinde değilsin. Bütün bu hikayeleri beni oyalamak için anlattın. Seni oyalamak mı? Neden seni oyalamak isteyeyim? Hikayeni daha çok anlatabilmek için. Bencillik. Evet ama senin umurunda değil. Bencilsin. Ama yanındayım. Bencil olmasan sadece kendi hikayelerini anlatıyor olmazdın. Sen istedin, sen sordun. Çişimde ıslan. Kameramı gösteriyorum. Bakın nasıl benim kameram. Çok iyiymiş. Bye bye. Çok iyi. Abone olun. Işıl Hanım. Merhaba. Abone olun. Kanala abone olun. Gebertirim sizi. Biraz önce gittiler. Benim de 13 anlık atıyor değil mi? 13 anlık çarpan kalp benim kalbim Gojira diye çarpıyor. Kayarak. Seslendirdiklerim metnin son birkaç işi var, onlarla edeceğiz. Bu arada benim haberler videosu çekmem gerekiyor. O yüzden Hazar'cığım görüşürüz. Oh. Neyse, evan olsun, bir şey olmaz. Sanatçılar gelince buraya biz de birbirimize karşı acayip saygılı olmaya başladık. Şimdi hemen masa sistemimi kurayım. Haberleri bir kaydedeyim siz sevgili canciğer takipçiler için. Onun editini de bu akşam yapacağım. Hatta belki saate göre bugün de bitirebilirsek ne ala. Bakalım. Haberler videosu bitti. Gidelim hazır rahatsız edelim. Haberler videosunun editi akşama kaldı. Yine Gönç sabahlar. Sabahlar sabahlar. Hazar ne yapıyorsun? Senaryo takip ediyorum. Seni rahatsız etmeye geldim. Yapmasam mı ya? Çok da heyecanlı yerindeyim oyunun. Haberleri bitirdim. Tamam, sabahlayacağım ben yine. Saat geç oldu. Evet. 6.29. Ben de 23. sayfadayım. 10 sayfa daha var. Gidiyoruz. Haberler videosunun dosyalarının yarısını Hazar'a verdim. Yarısını Hazar edilecek, yarısını ben edilecek. Bana ne? Hazar, akşama dinlenmek yok. Çalış! Bu size gelmiş.
Merhaba size. Burada mı kalacaksın, gidelim? Burada kalacağım ben, siz gidin. Tamam. Bütün paramı kayaltı broz aldığına göre sömürge, sömürge ya. Sömürge. Artık metroya akbil basabilirsin. Artık metroya akbiline gidebilirim. Aa, nerede dedim? Şu altında kaldım. Ne yapacağız? Yetişebilir misin? Yetişemem herhalde. Hadi akbilimi, şortumu almışım. Çünkü şort giymediğim için problem yaşıyorum abi. Pantolon bana dert yarattı. Gidelim. Belki de şort giymen dert yarattı. Hayır işte, şort giyseydim problem olmayacaktı. Pantolon giyince problem olmayacaktı. Ama çıktığım zaman pantolon giyseydim problem olmayacaktı. Hayır. O zaman da şortumu cebinde unutabilirim. O daha doğru, buraya kesin onu koyarsınız ya. Şimdi şortu giymek de olmaz değil mi? Okey. Geçmiş olsun. Şortuma dönmüş. Tipe bak. Neredeydi? Orada. Tamam, hadi. Halledim. Ay. Okey. Keşke hemen arkamızdan kapansaydı. Anlamsız koştuk. Başı başına. Hemen arkamızdan kapansa çok iyiydi ya. Hatta ben kaysaydım yerden böyle. Tamam, ben zıplayacaktım. Ben zıplayacaktım oraya. Sen altından kayacaktın. Yeni maskesini çıkarmış adam. Maske yeni. Bir şu var bak. Aa, merhaba. Ne var abi? İyidir abi. Ama aslında çıkarmamanız lazım.